Şey var mı anne kasa başka? Şu arkandaki dolu mu? Dolu. Kasa dedim o taraf oturuyor. Hadi. Nereye koydun? Kasa da nerede gibi? Kasa var. Şey. Allah çok para kazanmışsın bakalım. Hayırlısı yemeğiyle nasip etsin. Allah sağlık yeme nasip etsin. Gerisi hiç olur. Allah sağlık yiye desin. Bugünümüzü Allah'ım şükürler. Allah'ım şükürler. Birbirinden alma. Bana meri yok. Bana alma. 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 Bazı geçer mi öten alma. Geçer mi öyle. Geçen sana mı bu? Ya yeriz diye kaldı da. Alırız ya. Alabildiğimizi alalım. Efendim kalmasın. Etrafında kalsın. Tepede kalmasın. Aşağıda kalsın. Aşağıda. Şimdi alın ya. Onun koca alanda da laf laf tutuyor. Yer sanırsa sağlamcı alandan Ömer'e götürürüz. Şimdi arkadaşlar bunları şöyle tam dibinden keseceğiz. Bunlar ihracata gidecekler. Bakın ihracata gidecek narların hiçbir tarafında bere olmayacak. Berelenme olmayacak. Bakın bunda var. Görüyor musunuz? Kelebeklenmiş bu. Ve şunlar. Bu yıl nedense bazı ağaçlarda var. Her ağaçta değil ama. Yakınlardan kalsın annem. Yersiz geldi gitti. Her ağaçta beşer onar kalıyor anne zaten. Kalsın, yeter kalsın. Bize de onlar. Kalsın annem kalsın. Çok çocuk yersin. Bir gelin. Şunlar kalsın mı o zaman? Şunlar. Kalsın yakın olanlardan kalsın burada. Evin yakınında olanlar kalsın diyor. Uzaktakiler alın bir annem de. Tabii yakınından alıvursun bir misafirin gelse. He, o olur doğru. He. Ama yine kaldı anne. Ben şu ağaç zaten biri kalacak diye. Zaten. Böyle ağaçım olsa alam bileceğim. Alçak olanlar kalsın. Biz merdivenle yukarılarını alalım. Öyle öyle canım hanım. Öyle bunları da. Yarın ay endenin içi pek güzel görünüyor gülüm ya. Bakayım. Baksana canım, hepsi aynıdır bunlar. Sonu pek hepsi güzel görünüyor. Hı-hı. Hepsi kıpkırmızı. Az sonra bir oturalım da yiyelim bakayım. Topladık da yapan bari. Valla ben yedim kusura bakma. Oturdum geniş bir yedim. Hiç yemediydim öyle geniş. Kucağının edeceği iş bu gari. Bu kadar benden dedi annem yedi. Oturdum yedim. Ne yapayım canım? Yani. Böyle ben de dibinde toplayıp da yemeği seviyorum. Böyle ağacından toplayıp böyle evde seviyorum ben yemeği. Böyle zeytin toplarken de öyle. Oturup şöyle bir tanecik yiyorsan iyi oluyor. Hem dinlenmiş oluyorsun. O zaman da ne bileyim ki zeytin toplayacağız diye geniş oturup yemeye. Ama şimdi bak oturun yiyeyim diyeyim ben. Bunları geç kumanım bir şey olursa. Hangisi? Açılı olacak. Dökülür. Ekşiyim anne. Hmm. Tamam anne zamanım olursa geleyim ben ona. Dökülürse de ne edelim toplayalım. Evet. Ekşisin sıkalım. Toptancı geliyor. Kalırsa da onun içine de kat olur. Köylerde arkadaşlar böyle toptancımız da gelir. Eski toptancı mı bu? Eski şey vardı ya. Mustafa amca gelirdi onun oğlu Adem. Çocukluğumuzda. Eskiden para bulduk muydu koştururduk toplancı gelirim. Çarşamba geçin günleri gelirler. Bak günlerini gel. Unutmuyorum. Cuma pazarında da. Şimdi günü şaşmış artık. Bak. Ama da Alev öldü mü? Ha? Aleka vardı o öldü mü? Kim? Bana sonra işi bitti. O adam neyse o adamlar onu doğru ya. Ha, Mustafa amcayı Mustafa diyor. Mustafa amca. Hmm. Ben de diyelim. Onlar gittiler yataklarına dedim. Cuma pazarda. Soru yani illa. Ben diye oranı kovdum. Ama yıllardır canım bizim çocukluğumuzdan değil mi? Ben diye oranı kovdum. Benim çocukluğum yani. Sonra oğluna devretti, oğlu yapıyor. Yapma dedim. Sonra ben diye bir yol Adem'in işte babasıyım demeye başladı. Ha sen bilemedin o zaman anne. Ha, o zaman bildim galiba. Adem toptancı var ya dedi. Ha, şimdi tanıdım dedim ben de. He. Ne bileyim hanım. Ben unutayım eski gibi değil.
Olur ana, biz bile öyleyiz. Yaşlandık bari biz. Net bunlar değil. Da tamam. Bunları bir toparlayalım yerdekileri. Kocaman, çöşeye kocaman. Katalım da. Şunlar kocaman çuvala kocaman. Çuvala katalım. Burası anam, tamam galiba katarsın. Ya alaladık. Şuna ellemeyelim. Şunu annem ellemeyin dedi. Ha, şu arkadakini. Şuradakini. Ha, arkadakini alaladık. Ha, tamam. Yine tamam, yiyecek baya kaldı anne. Bir de varsa o yanda vardı. O çocuk vardı. Geldiğinde onu da, yesin diye. Orada yarım şey sabahla gidiyoruz. Bakayım evet. Orada yıkıp duran moda çok aslında biliyor musun? Çok acele alamam mı anne onu da. Bu da yıkıp dur maşallah. Arkadaşlar bugün sizlerle bu topladığımız narların videosunu paylaşacağım. Bu videoyu paylaşmadan önce sizlere şu şekilde bir bilgi vermek istiyorum. Yani pazardan alacağınız zaman muhakkak bunlara dikkat edin, yoksa verdiğiniz para çöp olabilir. Bu yıl arkadaşlar bakın ilaç atılmadı bizim narlarımıza. İlaç atılmadığı zaman ve belli bir zamanı geçtikten sonra narlarda böceklenme, kurtlanmalar oluyor. Bunun için sizlere şöyle bir video çekmek istedim. Daha doğrusu çektiğim videonun önüne eklemek istedim arkadaşlar. Öyle söyleyeyim sizlere. Şimdi bu narları sizlerle beraber topladık. Bu videomun devamında olacak. Şöyle birkaç tane sizin için bakın nar seçtim. Bakın. Görüyor musunuz arkadaşlar? Pazardan aldığınız zaman narlarda delik var mı yok mu muhakkak bunlara dikkat edin, yoksa aldığınız para çöpe gider. Şimdi bakın buna yenice girmiş mesela. Buradan sinek girmiş arkadaşlar. Şöyle kenarından açayım. Bakın. Bakın buna daha yeni girmiş ve narın her tarafını sarmamış. Daha kurtlanmalar olmuş bakın. Görüyor musunuz? Bakın. Pazardan aldığınız zaman bu paranız çöpe gitmesin. Hani bazı arkadaşlar hani organik meyve, organik sebze diyor ya, gerçekten ilaç atmayınca olmuyor ve de bir mevsim, mesela geçen hafta belki toplasaydık belki olmayabilirdi diye düşünüyoruz ama yine de oluyor arkadaşlar. Bakın bunu alıyoruz, bunu koymuyoruz. İşte pazardan alacağınız zaman şuraya 1-2-3 tane daha nar ayırdım hem sizlere göstereyim diye. Bakın narın dışında hiçbir şey yok. Buna güvenerekten alabilirsiniz. Sağlam diyerekten. Ama bakın burada değil bak. Göstereyim size. Bakın şurada kurtlanma yok. Göstereyim. Görüyor musunuz? Burası çıtlamış. Bunda bir şey yok. Ama bakın şurasında var. Görüyor musunuz? Şöyle delik varsa pazardan alacağım. Şöyle bastırın içinden, eğer ki su çıkıyorsa o narları almayın. Çünkü o narların içi kurtlanmış oluyor. Ve de hemen çürüyor narların içi. İçin için yemiş oluyor. Bakın 3 tane nar ayırdım sizin için. Bakın bu da aynı şekilde. Görüyor musunuz? Bunların hep içleri çürümüş. Bunları ayırıyoruz. Bakın. Bir tane de bu. Bakın dış görünüşünde hiçbir şey yok. Narın bir mevsimi var. Mevsimini kaçırdıktan sonra eğer ki ilaç atmadıysanız muhakkak, herkes hani büyük bağları, bahçeleri olanlar ilaç atıyor. Bu şekilde kurtulanma, böceklenme olmasın diye. Bakın bu da delik. Bunun da içi çürük. Su çıkmıyor ama içi delik, yani yumuşamış, görüyorsunuz bakın. Bakın buradan başlamış. Evet. Narların çoğu zaten ihracata gidecek olan narlar, orada seçiliyor. Elden geçiyor hepsi zaten, iyisi kötüsü diye. Yani şey olanlar da meyve suyuna gidiyor. Öyle diyeyim. Evet arkadaşlar, pazardan alırken muhakkak dikkat edin buna. Ve şimdi sizlerle beraber bu topladığımız narları videosunu göndereceğim şimdi. Sizlere iyi seyirler diliyorum canlar. Biz de bunları artık arabamıza yükleyeceğiz ve götüreceğiz. Bir kısmı da şurada, bunları da ayıklayacağız. Şurada bey narlarım var. Şu kasayı götüreceğim ben. Yanındaki kasayla beraber onlar benim ve ablamın. İşte diğerleri, birazını ağaçta bıraktık. Birazını da bu şekilde topladık. Götüreceğiz canlar. Şimdi size iyi seyirler diliyorum.